Ejder meyvesi olarak bilinen pitaya artık Türkiye'de de üretiliyor. Kuraklığa karşı dayanıklı olan pitaya Adana Çukurova Üniversitesi'nde deneme amaçlı yetiştiriliyor. Anavatanı Güney ve Orta Amerika olan pitayanın bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Rengi ve şekliyle cezbediyor. Tadı kivi ve armudun karışımına benziyor. Tropikal pitaya meyvesi Adana Çukurova Üniversitesi'nde deneme amaçlı yetiştiriliyor. Beyazlar. Farklı çeşitleri mevcut şu anda. Tam olarak bir çeşit kavramı olgunlaşmasa bile meyve eti renklerine göre bir dağılım söz konusu. Bu çeşitlerle ilgili sulama denemeleri, budama denemeleri, taçlandırma, dikim sıklığı gibi çeşitli farklı denemeler yapılıyor. Kuraklığa dayanıklılığı ve yüksek ekonomik değerinden dolayı çiftçiler tarafından da tercih ediliyor. Günümüzdeki problemlerden bir tanesi kuraklık biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bitki türü de görece olarak özellikle Akdeniz bölgesi gibi sıcaklığın yüksek olduğu ve su kaynaklarının özellikle yazın diğer meyve türlerine göre görece olarak daha az su istediğinden dolayı alternatif bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber ekonomik getirisi oldukça yüksek bir meyve türü. Tanesi 15-20 liradan alıcı bulan bu meyve yılda 5 kez hasat edilebiliyor. Pitaya'nın bağışıklığı güçlendirdiği de biliniyor. C vitamin içeriği çok yüksektir. Bağışıklığımızı güçlendirir, hastalıklara karşı korur. Kalsiyum içeriği de oldukça yüksektir. Bu nedenle kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Pitaya meyvesi Avrupa'da da büyük ilgi görüyor.